Fikri Sağlar eski devlet bakanı dönemin yani Susurluk döneminin en önemli kitaplarından birini yazmış olan da bir siyasetçidir ve bunun peşini hiçbir zaman bırakmadı. Ne zaman Susurluk konuşulsa tabii ki tıpkı Soner Yalçın gibi, tıpkı sen gibi, tıpkı pek çok başka gazeteci gibi Fikri Sağlar da siyasetçi olarak ilk akla gelen isimdir. Geçenlerde yine Halk TV'de bir yayına katıldı. Galiba Şirin'in programına katıldı. İnan hatırlamıyorum. Ve orada yaptığı açıklamalardan sonra kendisiyle ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı. O süreçle ilgili hemen bilgi aktaralım isterseniz. Fikri Sağlar diyor ki Reis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında Sedat Peker'in ifşaatları üzerine sorduğum bu sorular nedeniyle Süleyman Soylu yani bugün İçişleri Bakanı beni hakaret iddiasıyla şikayet etmiş. Ortada hakaret falan değil cevap bekleyen sorular var. Savcılarımız asıl muhataplarına bu soruların cevabını sormalıdır diyor ve kendi sorularını yani hakkında hakaret soruşturmasına yol açan kendi sorularını bir kez daha paylaşıyor. Veys Ateş, zerre kadar onurun kaldıysa çık açıkla diyor Fikri Sağlar. Bir, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avroyu kimin için istedin? Telefonda 10 milyon avro istenmişti hatırlarsan. İnanılmaz bir rakam bu. Dehşet bir rakam hakikaten de. İki, başka kimlere çantacılık yaptın? Veys Ateş hiç piyasada yok biliyorsun o günden sonra. Üç, bugüne kadar kimlerden ne kadar para kopardınız? Dört, bu pis işleri sana Süleyman Soylu mu yaptırdı, seni o mu korudu? Fikri Sağlar'ın soruları bunlar ve sürekli olarak gündemde tuttuğu sorular da bunlar. Bu sorularla ilgili bir soruşturma başlatıldı Fikri Sağlar'a yönelik hakaret Süleyman Soylu'ya hakaret iddiasıyla şikayet ediyor İçişleri Bakanı Sayın Bakan ve onun üzerine de tabii hızla bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturmanın haberini alan Sedat Peker ise şu tweetleri paylaştı. Eski Bakan Sayın Fikri Sağlar'a, eski gazeteci Veysi Ateş'in, bu arada Veysi'nin baş harflerini küçük yazmış, benim ahiretlikle aralarında olan çıkar ilişkisiyle ilgili sözlerinden dolayı dava açılmış. Ahiretlik dediği de İçişleri Bakanlığı'nı kastediyor. Bu şikayeti kim yaptı bilmiyorum. Ancak her zaman söylerim, havlamasını bilmeyen it eve kurt çağırırmış. Türk Ceza Kanunu'na göre görevli mahkemeler hem sanık hem de mağdurun lehine olacak delilleri toplamak zorundadır. Sayın Fikri Sağlar Amerika devleti tarafından aranırken aynı zamanda da Türkiye'de hakkında örgütlü suç soruşturması yapılırken Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na gitmiş midir? Gittikten sonraki gün yurt dışına kaçmış mıdır? Bununla ilgili şu tarihli İçişleri Bakanlığı kamera kayıtlarının mahkemece istenmesini ayrıca o günkü HTS kayıtlarının da mahkeme talimatıyla incelenmesini talep ediyoruz derse işte o zaman İçişleri Bakanı'nın Yüce Divan'a gitmesi için her şey delillenmiş olacak. Her şey delillenmiş olacak diyor. Ve ayrıca da Veys Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz arasındaki konuşma kayıtlarının mahkemece bilir kişiye gönderilmesini ve bu konuşma yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır diye tespit edilmesini de isterse işte o zaman bütün gerçekler ortaya çıkacaktır diyor Sedat Peker. Yani bu soruşturmayı büyük bir heyecanla karşılamış Sedat Peker. Benim anladığım şu. Şu andan itibaren üyelerimizin sana bazı yorumları ve soruları var. Sen bu analizi yapmadan önce onları ekrana getirmek istiyorum. Kaliforniya'dan Cüneyt diyor ki 30 senedir piyasada hep aynı ağırlar, eymürler. Siyaset desem bilincini kaybedip uyuklayan yaşlılar. Vallahi acıyorum halkıma demiş. Dangerous Mind, Erdoğan sonrası diye bir şey yok. Her gelen Amerikan kuklası oluyor. Nasıl daha önce olduğu gibi hala arşivlerde RT'nin tek bir sıfatı yokken Beyaz Saray'da kırmızı halıyla karşılandığı günleri unutmayalım demiş. Sevda diyor ki Timur Bey sizce bu insanlar SS subayları gibi seneler sonra da olsa yargılanacak mı yoksa Amerika'daki mafya babaları gibi bizde de geçiştirilecek mi diyor. Caner diyor ki Mehmet Eymür James Richards'ın kitabında bahsettiği aynaların bir yansımasıdır diyor. Yargılanmayacaklardır tabii ki de diyor. Nilgün diyor ki aleni suçların itirafları havalarda uçuşuyor. Savcılar işlerine gelen konulara, insanlara soruşturma açıyor. Şu adalet seslerine bak diyor. Defne diyor ki Sedat'tı yargı meşiğin gene herkese yargı dağıtmış diyor. Üstün diyor ki her dönemde iktidar içinde olan hep aynı tipler. Neyse ben yola çıkar prensesimi almaya üniversite kampüsüne gidiyorum ama kulağım yine de sizde diyor. Timur sen ne diyorsun? Ya yargılanacaklar. Yani bunun
Türkiye'nin başka şansı yok Özlem. Yani o kadar birikti ki artık. Yani bakın 40 yıldır birikmiş bir şey bu. Türkiye bunun 40 yıldır çilesini çekiyor. Ve bir ülke yani insanlık tarihinin de bir birikimi var ve bunlarla bir yüzleşmenin kaçınılmazlığını biliyor. Eskiden İtalya'da da vardı, Fransa'da da vardı, Almanya işte onun, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte bütün o Gladio, NATO tarafından örgütlenmiş yapılar vardı. Bu Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri bunları büyük ölçüde temizlediler. Tamamen temizlediler mi? Hayır. Ama büyük ölçüde temizlediler. Türkiye'deki sorun siyaset mekanizmasını, siyaset kurumunun na hesap sorma kültürünün gelişmemiş olması ve darbeler geçmişi Türkiye'nin. Yani 12 Eylül'den sonraki o sindirilmiş toplum, o kadar sindirilmemiş olsa toplum, yani böyle bir darbe dozer gibi bir ülkenin üzerinden geçmemiş olsa, inanın Türkiye'de de böyle bir döneme yaşamazdık. Yani Türkiye'nin insanları seslerini daha fazla çıkartır, demokratik haklarını daha fazla kullanır olurlardı. Ve biz bu kirli, kendine vatansever deyip vatansever maskesi takıp her türlü bu ülkeyi bir bataklığa çeviren, bu ülkeye en büyük ihaneti yapan, hatta görüyoruz işte biraz önce anlattığım gibi Amerika'ya çalışan insanların olduğu bu ülkede yaşamak zorunda kalmazdık. Ama bakın artık bu AKP dönemiyle birlikte, yani siyasal İslam'ın iktidar olduğu bu dönemle birlikte bu kirlilik katlanarak arttığını gördük Sedat Peker ifşalarında. Sedat Peker ifşaları artık mafyanın, eskiden diyorum ya devlette susurluk oydu. Devlette bir çeteleşme vardı. Çeteleşmiş bir grup vardı ve bunlar suçlar işliyordu. Buna karşı direnen unsurlar vardı. Sedat Peker ifşalarından sonra gördüğümüz şey ne biliyor musunuz? Devlet ki bir mafya kullanır hale gelmiş. Yani mafya devletleşmiş. Mafya bir devlet organı haline gelmiş. Yani bu susurluktan sonra hesap sorulmadığı için o devletin içinde filizlenip daha da büyümüş, daha da büyük bir kabus haline gelmiş. Ve bu eskiden örneğin mafya ne yapardı biliyor musunuz susurluk zamanında? Evet sizi öldürürdü. Öldürmediği zaman topuğunuzdan vururdu. Sizi tehdit ederdi filan. Artık mafya öyle bir hale gelmiş ki Sedat Peker'in ifşalarından öğrendiğimiz yargıyı silah olarak kullanır hale gelmiş. Yani diyor ki sana dava açarım, seni tutuklatırım, seni hapiste çürütürüm diyor. Bunu mafya diyor. Böyle tehdit ediyorlar insanları. Bu hale gelmiş. Yargıyı ele geçirmiş. Yargıyı kendi silahına dönüş. Topuğundan vurmuyor. Seni davayla hapse attırıp içeride süründürmekle, polisi, yargıyı sana karşı kullanmakla tehdit ediyor seni. Bunun onlarca örneğini gördük. Veys Ateş de işte bu aslında. Yani yargının artık öyle, eskiden yargı dava açıyordu bu işleri değil mi? Şimdi yargı o işlere dava açmıyor. Biz Sedat Peker ifşalarında şunu görüyoruz zaten. Evet bu devasa skandala karşı dava açmayan yargı, soruşturma açmayan yargı ne yapıyor? O skandalların içindeki portresi ne? O bir silaha dönüşmüş. O artık yani yargı dediğimiz kurum insanları siyasilerin talimatlarıyla, mafya gruplarının talimatlarıyla insanları tutuklayan bir hale gelmiş. Mahkeme kararları satılık hale gelmiş. Bunlar için paralar konuşulur olmuş. Ama bir ülkeyi bakın ben her zaman söylüyorum, tekrar bunu söyleyeceğim. O mahkeme salonlarında adalet mülkün temelidir. Boşuna yazmaz. Sadece Atatürk'ün sözü olduğu için de yazmaz. Bu binlerce yıllık bir birikimin, bir felsefenin ifadesidir. Gerçekten de adalet olmazsa devlet çöker. Temeli olmaz, yok olur. E şimdi buraya geldik artık. Bütün bunlar deşifre oldu. 40 yıldır birikti. Gerçek öyledir zaten. Ortaya çıkar eninde sonunda. Ya yani bu kadar geç çıkması meseledir. Türkiye'de çok geç ortaya çıkıyor. Ama bunun bir siyasi sonucu olacak. Ve bunun siyasi sonuçlarını şimdiden görüyoruz. Ekonomik sonuçlarını görüyoruz. Hayatımızın nasıl bir kabusa çevrildiğini, nasıl bir çıkmaza girdiğini görüyoruz. Bununla ilgili şu olacak. Eninde sonunda bu iktidar modeli değişecek. Bu yönetim biçimi değişecek. Ve yeni gelen iktidar bir temiz eller operasyonu yapmak zorunda kalacak. Onun için bu bilgileri hem Emir'in ortaya saçtıklarını, hem Sedat Peker'in ortaya saçtıklarını, hem susurluktan bu yana bildiklerimiz, hiçbiri boşuna değil. Gerçek. Bakın Mehmet Emir sadece bir yerde çok doğru söylüyor. Bir yerde çok doğru söylüyor. Diyor ki, istihbaratçı olarak bunu söylüyor. Bir olay diyor, medyaya yansıtırım ben diyor. Gökçer'in röportajında. O medyaya çıktıktan sonra, televizyonlara falan çıktıktan sonra artık o kapatılamaz. O elinde sonunda şey olur diyor. Konuşulur, tartışılır diyor. Bu da öyle olacak. Eninde sonunda Türkiye bununla bir yargı, bağımsız yargı ve hukukla yüzleşecek ve bunun sonucu da bir, yani kaçınılmaz olarak bir bu kirden arınma süreci olacak. Yoksa bu ülke batacak zaten. Ekonomik olarak da, toplumsal olarak da, ahlaki olarak da her şeyle yok olacak. Burada işte Veys Ateş örneği de tam bu örnek. Bakın Veys Ateş örneği ne? Sezgin Baran Korkmaz, Amerika'dan çalınan, yani ön suç parası 300 milyon doları Türkiye'de aklamış. Bununla ilgili Amerika soruşturma başlatmış. Türkiye'de de mecburen MASAK rapor hazırlamış.
Masak demiş ki mali suçları Hazine Bakanlığı'na bağlı. Ya demiş bu işte 300 milyon doları akladı. Yani 132 milyon doları Türkiye'de bir geri kalanı Lüksemburg'da filan akladı diye rapor yazmak zorunda kalmış. Adamı da harbiden de dava açılmış. Mal varlıklarına el koyulmuş. Yurt dışına çıkma yasağı getirilmiş. Bir de örgüt suçlaması getirilmiş. Sonra bir el devreye girmiş. Bakın ele bak. Yani o el zaten suçun merkezi orası. El devreye girmiş. Bunun mal varlıklarının tedbir kararını kaldırtmış. Örgüt suçlamasını kaldırtmış. Ve şeyi kaldırtmış. Yurt dışına çıkış yasağını kaldırtmış. Ve sonra o el ne yapmış? Demiş ki sen bu malları sat. Bütün mallarının satmasını seyretmiş bu el. Bakın kara parayla alınmış. Yani suç parasıyla alınmış malı satmaya devam etmiş. Sonra da bunu çağırmış. Demiş ki sen 45 milyon dolar alacağından vazgeç İnan Kıraç'tan. Sonra da senin hakkında tahkikat var. İçişleri Bakanlığı'na çağırmış. İçişleri Bakanı çağırmış. Demiş ki sen yurt dışına git. Yurt dışına gitmiş. Ertesi gün gitmiş oraya geldikten sonra. Kabak gibi ortada bütün gerçekler. Bir soruşturma için her şey hazır. Ve daha sonra da ortaya ne çıkmış? Sezgin Baran Korkmaz'a Veys Ateş telefon açmış. Demiş ki bu soruşturmaları ortadan kaldırtırız. 10 milyon euro gönder. Bu ne demek? Bütün bu tablonun özü şu. Bir çete var. Devasa bir çete var. Susurluk'tan çok daha büyük bir çete var. Neden Susurluk'tan daha büyük? Susurluk çetesi mahkeme kararlarını böyle değiştirtemez. Çıkmış kararları veya süren soruşturmaları sen bana 10 milyon euro ver biz bu kararları yargı şeylerini ortadan kaldıracağız diyemez. Bu suç örgütü nedir? Kimdir? Hangi hakim bu suç örgütünde? Hangi savcı? Hangi siyasi? Hangi bürokrat? Hangi polis? Bu Veys Ateş'in anlattığı 10 milyon euro istediği bu örgüt, bu suç örgütü kimlerden oluşuyor? Ve işte bunu bir ülke çözemezse, bir ülke çözemezse bitmiştir. Adalet mülkün temelidir. Lafı da kalkmıştır. Ülkenin temeli kalmamıştır. Fikri Sağlar bu Susurluk çetesinin en deneyimli mücadele eden insanıdır. Bakın kelle koltukta mücadele etmiştir Fikri Sağlar. Milletvekilidir. O komisyonları kurmuştur. Kitaplarını yazmıştır komisyonun. Tehditler almıştır. Ölüm tehditlerine rağmen bakın böyle bir çetenin ölüm tehditlerine rağmen bu işlere devam etmek kolay işler değildir. Gitmiştir 1998'deki Türk Bank skandalının yani Korkmaz Yiğit Çakıcı kasetini açıklamıştır adam. Konuşma kasetlerini açıklamıştır. Ve bütün bu mücadeleyi veriyor. Bugüne geliyor. Bakın bu karanlıkla mücadele. Susurluktan bir 30 yıldır 40 yıldır bunun mücadelesini veriyor adam ya. Ve bugün geldiğimiz yerde Veys Ateş 10 milyon euro isteyen bu adam utanmadan, sıkılmadan Fikri Sağlar'a bu çetelerle ömrü boyunca mücadele etmiş, ölümü göze almış bu ülkenin bu bataklıktan temizlenmesi için, bu karanlıktan temizlenmesi için ömrünü adamış. Eski bakan olan Fikri Sağlar'a gidip bu davayı aç. Neye güveniyor biliyor musun Özlem? Şuna güveniyor. Sedat Peker diyor. Bunların hepsi işte o bilirkişiye gönderilir. İşte yok bu suçlar araştırılır. Mahkeme tutanaklarına girer. Siz göreceksiniz gününü diyor ama Veys Ateş niye güveniyor bu davayı açanlar? Artık diyor yargının bile bir önemi yok ki diyor. Yani savcıya talepleri mahkeme başkanına bu talepleri reddettiririm. Kararı çıkarttırırım diyor. Yani o kadar aymazlığa gelmişler. Yani Ama öyle olmayacak işte. o zaman sen Sedat Peker'in tweetlerinde paylaştığı gibi bu soruşturma sürecinden yeni bir bilgi, bir şey, böyle bir karar falan beklemiyorsun. Öyle bir ümidin yok. Şimdilik çıkmaz. Şimdilik çıkmaz. Hiçbir savcı şu an saray iktidarının istemediği bir şeyi dosyaya koyabilecek cesareti değil. Şimdilik ama. Şimdilik. Hatta daha bu iktidarın biraz daha bürokrasi kendini toparladığında bu iktidarın gideceği olduğu yeni bir dönüm başlayacağını hissettiğinde o zaman ufak ufak bunlar başlar. İktidar değiştiğinde ise bu evraklar kaybolmaz. Gerçekten Türkiye'de evrak kaybolması nadir bir şeydir ama olur nadir bir şeydir. Ha, bu dosya bir gün bu suç duyurusu üzerine bile açılır. Bu şikayet üzerine bile açılır. Ha, bir bakmışsınız şikayetçi olanlar orada davalı pozisyonunda ve bu olayın sonuna gidilir. Ben bunun için çok uzun zaman kaldığını da düşünmüyorum. Yani bir dönüşümün başlayacağını ve o dönüşümün büyüdüğünde bu evrakların da elde olacağını söylüyorum. Ama Sedat Peker'in söylediklerini Fikri Sağlar da çok deneyimlidir bu konuda. Avukatları da Fikri Sağlar da buna karşı yapacakları hamleleri bilirler. Abi bakarsınız bir süre sonra dosya bitmiş birdenbire. Dava kapanmış. Ya kurtulmuş yani Fikri Sağlar'a şikayet ortadan kalkmış. Bunu da görürsünüz. Ama yeniden açılır. Yeniden açılır. Onun için ben ana tekrar altını çizmek istiyorum. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse bir şey olmuyor diye düşünmesin. Gerçeklerin ortaya çıkması en önemli adımdır. Bundan sonrası elbet gelecektir.